Merhaba, ben ABU Psikoloji'den psikolog Deniz Yer. Bugün sizlere çocuklarda tuvalet eğitimi nasıl olmalı, tuvalet alışkanlığını kazandırırken nasıl davranmalıyız, çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır mı, bunlardan bahsedeceğim. Çocuğunuzun ilk bireyselliği yürüme becerisiyle gerçekleşir. Bu süreci tuvalet alışkanlığı ve konuşma izler. Bu süreci desteklemek ise ebeveynin görevidir. Çocuğunuzu bağımsız bir birey olarak düşünmeniz ve kazanması beklenen becerilerin doğal bir süreç olduğunu ve bizler için küçük ama çocuğumuzun gelişimi için büyük bir adım olarak kabul etmeliyiz. Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır mı? Çocuklarda tuvalet eğitimi yaşı kaç olmalıdır? Biraz bundan söz etmek istiyorum. Tuvalet eğitimi belirli bir fiziksel ve ruhsal olgunluk gerektirir. Çocuğun bezden kurtulabilmesi için öncelikle tuvaletini tutabilmesi, kas mesane kontrolüne sahip olması, daha sonra tuvaletin altına yapma yerine tuvalete yapmanın anlamını fark edebilecek psikolojik olgunluğa erişmesi gerekir. Fiziksel olgunluk hem iç kasların kontrol edilmesi yeteneğini hem de merkezi sinir sisteminin olgunlaşmasını gerektirir. Bu da genellikle 2 yaşından önce gerçekleşemez. Psikolojik olgunlaşma tuvalet eğitiminde en az fiziksel olgunluk kadar önemlidir. Çocuğun bedenini tam olarak tanıması, benlik algısını geliştirmesi, çevre etkileşimini tam olarak fark etmesi 2-3 yaş civarında gerçekleşir. Büyüme, ebeveyninden bağımsızlaşma, dış dünyaya daha fazla iletişim içinde olma, kendi kendine ihtiyaçlarını karşılama, gelişme ve bir yetenek kazanmış olma arzusu bu dönemde belirginleşir. Çocuğumuzun tuvalet alışkanlığı kazanımında çocuğun bedensel ve ruhsal olarak tuvalet alışkanlığı hazır olmasının yanı sıra çocuğunuza karşı olan yaklaşımınız ve tutumunuz tuvalet eğitimini etkilemektedir. Çocuğunuz 18-36 aylık dönemde gelişimsel tüm ilgi çocuğunuzun anal bölgesindedir. Bebeklik döneminden itibaren bebeğin altı kirlendiğinde onu kirli bekletmemek, hızlı bir şekilde altını temizlemek tuvalet eğitiminin en önemli ilk adımıdır. Çünkü altının temiz kalmasına alışan çocukların bezden kurtulmaya daha hevesli olduklarını görüyoruz. Çocuğunuz sözel olarak ya da davranışlarıyla tuvaletinin geldiğini belli edebiliyorsa, altının ıslak olmasından rahatsız olduğunu ifade ediyorsa, 2-3 saat gibi bir süre altını ıslatmamaya, 2-3 saatlik uykusundan kuru uyanabilmeyi başarıyorsa, alt ıslandığında ya da kirlendiğinde utanıyor ve bunu belli ediyorsa, büyük bir olasılıkla tuvalet eğitimini almaya hazır demektir. Bu aşamada ailedeki diğer kişilerin tuvaleti kullandığını çocuğa göstermek, tuvaletin fonksiyonunu anlatabilmek önemlidir. Başından beri çiş, kaka, bez ilişkisini bilen çocuğun başlangıçta bu bağlantıyı kurması zor olabilir. Bunun için de bir süreye ihtiyaç duyar. Özellikle 2 yaşından önce verilmeye çalışılan tuvalet eğitimi bazı sakıncaları doğurabilir. Yeterince hazır olmayan bir çocuğa bu eğitimin verilmeye çalışılması, anne baba için zaman ve enerji kaybına, çocuğun da başarısızlık ve yetersizlik duygusu yaşamasına neden olur. Erken verilmeye çalışılan tuvalet eğitimi, çocuğun kendi bağırsak hareketlerini gizlemeyi öğrenmesine ve bu nedenle de kabızlık problemine neden olabilir. Anne baba, henüz hazır olmayan çocuğuna bu eğitimi vermeye çalışıp başarısızlık yaşadığında çocuğa kızgınlık duyabilir. Bu da çocukla iletişimlerinin bozulmasıyla şiddete yönelme gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Çok erken dönemde tuvalet kontrolüne zorlanan çocukların ileriki dönemlerinde yaşadıkları tuvalet kaygılarının alt ıslatma şeklinde görülebileceği biliniyor. Zorlayıcı yaklaşım her tür eğitimde olduğu gibi tuvalet eğitiminde de istenmeyen ve çözümü zor psikolojik problemin ortaya çıkmasına neden olabilir. Çocuğun tuvalet eğitiminde sorun yaşamasına neden olabilecek başlıca 7 problemden söz etmek istiyorum. Tuvalet eğitimi süresince hatta daha sonrasında da zaman zaman kazaların olması çok normal. Ancak her çiş ve her kaka kazayla sonuçlanabiliyorsa tuvalet eğitimi zamanlaması yanlış olabilir. Önce 7 durumun söz konusu olup olmadığını gözden geçirelim. 1. Stres faktörü. Çocuğunun hayatında köklü bazı değişikliklerin olması onu stres altına sokar. Bakıcının değişmesi, senin işe başlaman, bir kardeşinin olması ya da evden taşınmanız strese neden olabilir. 2. faktör yorgunluk. Bu dönem çocuğunun çok yorulduğu bir dönem olabilir. Anaokuluna başlamıştır, günlük aktiviteleri fazlalaşmıştır. Yorgunluk bazı becerilerde kontrolün azalması neden olabilir. 3. faktör heyecan. Çok fazla heyecanlanması çocuğun idrar kesesi üzerinde kontrolünü azaltabilir. 4. faktör ebeveyn baskısı. Çocuğuna tuvalet eğitimi konusunda baskı yapman onu zorlayıp yavaşlatabilir. 5. konsantrasyon. Çocuğun oyun oynamaktan kendini alamadığı, heyecan verici başka bir aktiviteden vakit bulamadığı için lazımla konsantre olamıyor olabilir. 6. sıkışma. Çocuğun tuvaletini fark ettiği halde hızlı hareket edemiyor olabilir. 7. fiziksel sorunlar. İdrarda kan bulunması, ağırlı idrar yapma, gülerken altına kaçırma ya da idrar yolu enfeksiyonları söz konusu olabilir. Çocuğunuza tuvalet alışkanlığı kazandırırken nelere dikkat etmeli? Anne baba olarak çocuğunuza tuvalet alışkanlığı kazandırırken sizin göreviniz sorumluluğu tamamen üstlenmek değil. Çocuğuna mümkün olduğunca destek olmak, yüreklendirici davranmaktır. Eğitim süresince çocuğunuzun davranışlarına aşırı tepki göstermeyin.
Bu dönemde olumlu kazanımlarla birlikte geri dönüşler, dalgalanmalar da izlenebilir. Tuvalet eğitimine başlarken her gün belli aralıklarla tuvalete olsun ya da olmasın çocuğunuzu tuvalete ya da lazımına oturtmak alışkanlık edilmesini kolaylaştırabilir. Başlangıçta çocuğun sevdiği oyuncak, bebek veya hayvan üzerinden tuvalete oturtma alıştırmaları yapmak, bu sırada da basitçe sindirimden söz ederek yiyecekleri nasıl yendikten sonra vücuttan dışarı atıldığı, daha sonra yemekle yenilerinin geldiği anlatılabilir. Tuvalet alışkanlığını kazandırma sürecinde çocuğunuzun rahatça giyip çıkarabileceği giysileri tercih edin. Kendisinin soyunmasına, tuvaletin ışığını yakma, oturağa yaptıklarını tuvalete dökme, sifonu çekme gibi kendisinin yapmak istediği şeylere izin verin. Çocuğun katılımcı olması sürecin kendi kontrolünde olduğu duygusuyla uyumunu arttırır. Çocuklarınızın tuvaletle ilgili davranışlarını çok iyi gözleyip onları en uygun zamanda tuvalete yönlendirmelisiniz. Çocuğa sık sık tuvalete olup olmadığını sormak yerine belli aralıklarla tuvalete birlikte giderek kontrol etmek daha uygundur. Çocuğunun kolay kaka yapması için laksatif, fitil kullanımı gibi doğal olmayan yollara başvurmayın. Tuvalet eğitiminde çocuğun tuvaletini bezine yapmıyor olmasını büyük ödüllerle, aşırı tepkilerle karşılamak zaman zaman altında kaçırdığında kızmak kadar yanlıştır. Tuvalet eğitimi vermeye başladığınızda bez kullanımına son verin. Bez kullanmaya devam etmek eğitim sürecini uzatacaktır. Her çocuk tuvalet eğitimi sürecinde ara sıra altını kaçırabilir. Bu durumda çocuğa kızılmamalı, ayıplanmamalı, cezalandırmamalıdır. Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilir? Sırasıyla yapılması gerekenler konusunda tuvalet eğitimi kartlarından tuvalete girme, soyunma, tuvaleti yapma ve temizlenme sırasında hakkında fikir edinmesine yardımcı olabilirsiniz. Kitap ve kartların yanında tuvalet eğitimi oyunları, miş gibi oyunlar da işe yarayabilir. Çocuğunuzla birlikte oyuncak bebeği tuvalete götürebilir, kakasını yaptırabilirsiniz. Başlangıçta kıyafetli dahi olsa lazımına belli bir süre oturmasını sağlayın. Bir süre sonra bunun rutine döndürmesine destek olabilirsiniz. Takip etmeniz gereken başka bir şey de saat. Bazı çocuklar tuvaleti düzenli çıkarlar. Eğer benzer bir düzen çocuğunuz için de geçerliyse bu avantajı değerlendirmeye bakabilirsiniz. Psikolog, anaokul öğretmeni, hemşire gibi bir otorite figüründen yardım alabilirsiniz. Tuvalet eğitimi için en güzel mevsim hiç şüphesiz bahar ayları ve özellikle yaz mevsimidir. Çünkü bu aylarda salgın hastalıkları daha azdır. Kat kat giymeye gerek yoktur. Kısa bir sürede soyunmak daha kolaydır. Çıplak dolaştığında üşüme riski azdır. Yine de çocuğunuz çok hazırsa mevsim çok önemli değil. Bazı önlemleri almanız yeterlidir. Çocuğunuz çişini söylüyorum kakası için illaki bez istiyor olabilir. Çocuğun kakası için bez istiyorsa lazımlık teklif edin. Bezi ısrar ediyorsa bez vermeye devam edin. Çünkü buna karşı çıkarsanız çocuğunuzun kakasını tutmasına ve kabızına neden olabilirsiniz. Bu ipuçları tuvalet eğitimine başlamanın uygun olduğu zaman ile ilgili anne babalar yol gösterici olabilir. Kendini ifade edebiliyor ve basit yönergeleri anlayabiliyorsa, 2-3 saat süresince bezi kuru kalabiliyorsa, tuvalete çıktığı saatlerin bir rutini oluşmuşsa, tek başına bazı giysilerini çıkarıp giyebiliyorsa, altı kirlendiğinde rahatsız oluyorsa, tuvalette veya oturakta güvenli bir şekilde oturabiliyorsa, tuvalet ihtiyacı duyduğunda bunu mimikleriyle, duruşuyla veya söz olarak ifade edebiliyorsa, tuvalet eğitimine hazır demektir. Çocuklarla tuvalet eğitimiyle ilgili sorularınızı aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Psikoloji ile ilgili daha fazla bilgi almak için YouTube videolarımızı beğenebilir ve kanalımızı takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.